bakalım her bir yerine otursun. Kulağınız gözleriniz bizde olsun. Eğlenip güleceksiniz bizimle. Evinize misafiriz bu gece. Bizimizde neler mi var? Komedi, gırgır, kahkaha var. Aşk, dram, mutluluk var. Heyecan var, emzirte var. Bizimizde neler mi var? Yok yok, ne ararsan var. Her evde yaşananlar. Gülmek var, ağlamak var. Bücür çadı, bücür çadı. Sevgi yolu, bücür çadı. Kötülerin düşmanıdır. İlerle dost, bücür çadı. Bizimizde neler mi var? Çaba da var, espriler var. Şeytanlar, melekler var. İyi kötü insanlar var. Var. Sevgiler, maceralar. Her bölümde olay var. Bücür cadı, bücür cadı. Sevgi yolu, bücür cadı. Kötülerin düşmanı. İlerle dost, bücür cadı. Bücür cadı, bücür cadı. Sevgi yolu, bücür cadı. Kötülerin düşmanı. İlerle dost, bücür cadı. Ne oluyor la burada? Daha ölmeden yasımı tutuyorsunuz. Sana bu hayatta ilgi göstermedikten sonra arkadan göstermemizin ne faydası var ablacığım? Olay nedir lo? Bilmiyim lo. Gelin dediler geldik, ağlayın dediler ağlayık. Bizi bırakma Abbas. Sen bizim kalbimizin kralısın. Yine bunlar tırlamış Kur'an'ım hepsi birden. Kral birinci Abbas. Arkadaşlar tarihe böyle yazın. Kral birinci Abbas evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Vah 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 vah. Benden beterler de varmış. Akif. Cazibe. Arif. Zabıta belalım. Bak. Güzel işim. Hani benimle pazara geliyordun yavrum? Anneciğim, istesek pazardaki her şeyi bir hareketle buraya getiririz. Niye oraya kadar gidiyoruz? Bak kızım. Hak edilmeden elde edilen şeylerin hiç kıymeti olmaz. Alın teri dökülmeden yenen ekmeğin de tadı olmaz. Biz de normal insanlar gibi yaşamalıyız. Sorunlarımızı normal insanlar gibi çözmeliyiz. Anlıyorum anne. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım kızım benim. Bir tanem benim, bir tanem. Hadi bakalım pazara. De git Baybur, de git Baybur, de geçsem de nem kaldı. Hasan kalasında anam köftelerim kaldı. Abbas! Okay. Abbas! Evet benim. Bir kere de bildiniz. Tabanbay Tur'dan bir seyahat kazandınız. Hadi hayırlı yolculuklar, anca gidersin. Aa, göründüğünden daha salakmış gibi numara yapıp bana yutturamazsın Abbas. Senin salaklık dereceni gayet iyi biliyorum. Bu sefer kiramı çok geciktirdin. Boşuna konuyu değiştirmeye çalışma Abbas. Yo, haklısın Bilene abla ama kabahat sendedir Kur'an'ımı. Aa, delinin zoruna bak. Ayol ben kiramı düşünmekten rüya bile göremez oldum. Artık bakkal Veli Efendi rüyalarıma bile tenezzül etmiyor. Bu kalkmış kabağı sende diyor. Tabii ki sende diyor. İlle de kiranı peşin istiyorsun. Kes saçmalamayı Abbas. Yeter ki sen öde. Ben peşin olmasa da alırım. Hisse senedi alırım, bono alırım, tahvil alırım, eskiler alırım. Ay istemez sonuncuyu almam. Artık devir ekonomi devirdi Bilen abla. Nakdi değil, aynıyı ödesem diyorum. O nasıl oluyor? Ablacığım diyorum ki şimdi ben sana kira miktarı kadar köfte ekmek vereyim mis gibi. Salak! Günde üç öğün ekmek arası köfte mi yiyeceğim ayol? Ben kiramı istiyorum Baş 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 baş. Ekonomi sökme diyorum. Yarın psikoloji ya da sosyoloji takılayım. Belki o işe yarar. Deget Baybur, Deget Baybur.
Yeter artık Haydar. Ulan koskoca Haydar ufacık bir kadının elinde oyuncak olur mu? Bu iş çok uzadı. Artık bu iş bitecek. Ya bitecek, ya bitecek. Hay Allah. Bunun modası geçti lan. Yeni moda söyleyeyim. Bu durumu içime sindiremiyorum. Olasılıkları zorlayıp bütün imkanları olanaklar ölçüsünde değerle... Aman lan, hepsi aynı. Gel, 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 limona gel. Ispanak alalım mı? Hadi limon, limon. Tazesi burada. Gel abi, gel, 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 gel. Yatak, limon, yatak, yatak. Yeşilliğe gel abi, yeşilliğe. Aa, siz simitten lahmacun satmıyor muydunuz? Sadece simit satmakla olmuyor abla. Artık ne bulursak satmaya karar verdik. He ya, ne bulursak satacağız Şehri abla. Doğru söylüyorsunuz. Hayat zorlaştı değil mi? Size ne gerekiyorsa onu satıyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Allah hayırlı işler versin. Sağ ol abla. Gel, gel, maydanoz, limona gel, limona gel. Yeşilliğe gel, gel abi, limon, gel. Limon, abla, sulu limon. Abla. Canım kızım, karnın da acıkmıştır senin. Benim öyle acıktı ki. Benim de. Şimdi bir de fırından ekmek alırız yanına. Eyvah anne, şuna bak. He? Adam çukura düşecek kız. Deriş. Amanım. Amanım. Beyefendi. Aa, ne yaptınız? Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Bir şey değil beyefendi. Biz bir şey yapmadık da siz de biraz dikkatli olun. Allah korusun çukura düşecektiniz. Haklısınız. Şey, kitaba dalmışım da. Hay Allah. Nasıl kurtardınız beni? Üzümü niye bağını sorma amca. Ya ne kadar zeki kızsın sen. Kaça gidiyorsun bakayım? He? Şey... Üsteleme amcası. Güzel iş okula gidemiyor. O niyeymiş bakalım? Birinci sınıfı köyde okuduydu. İstanbul'a geldikten sonra hayat bağlılığından okula gönderemedik. Kıt kanaat anca geçiniyoruz. Aa, bak bu olmaz. Ben öğretmenim. Bunu duymamış olayım. Yarın sabah hemen okula gidiyorsunuz. İtiraz istemem. Gereken masraflar için bir çare buluruz. Ben bizzat ilgileneceğim. Bu cici ve zeki kızı okula yazdıracağım. Okula gelip Hıdır öğretmen diyeyim. Ben ellerime yazdıracağım. Tamam mı? Sizi Allah mı gönderdi yoksa? Hadi bakalım. Yarın sabah bekliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun öğretmenim. Anneciğim. Canım. Yaşasın. Köftemi herkese satarım var ya, zabıtadan şimşek gibi kaçarım var ya. Domates taze, taze maydanoz. Aa, maydanoz, ben de manava gidiyordum. Al kardeş maydanozun parası. Aa, domates. Evde domates kalmamıştı. Buyur kardeş. Aa, bu ne? Köftelik kıyma. Evde de kıyma kalmamıştı. Al canım parası. Aa. Ah, teşekkür ederim Abbas. Bunu kiradan düşerim artık. Hayda. Mesai ne çabuk bitti yav. Ne köfte yapabildik, ne parayı cebimize sokabildik yav. Allah Allah. Ya baba, her halt yapıyık ama bu Abbas adisini bir türlü kapamayık. He. Sen ağlama bula. O Abbas'ı getirmeden zinhar siz de gelmeyin ha. Yanmışık ulan. Niye küle? Abbas'ı getirmeden siz de gelmeyin diye. O zaman biz burada yaşlanacağız lo. Hello. Belki de açlıktan öleceğiz lo. O zaman bir iş bulup çalışalım lo. Hello. En büyük cimbom lo. Hello. Ula sen kafayı mı sirttin? Ula papağan gibi her lafı hello deyse ben de bir espri yapayım dedim lo. Aç karnına Cem Yılmaz olsan çekilmezsin lo. Yürü. Yürü gidelim de bir iş bulak. Hadi yürü. Doldurduk sevinçli sevimi. Bu çocuk masalları da olmasa aç kalacağız ha. Ne masalı? Kur kardeş. Kırmızı şapkalı kız masalını bilmiyor musun? Kız neşe içinde saçları ahenkle dans ederek böyle giderken kurt ile ayı onu yerler. Bu masalda sadece kurt yiyordu ama. Bunca yıllık arkadaşımsın. Sana da bir kıyağımız olsun ayıcığım. Sevinçli.
Ya bu masal böyle değildi be. Bunlar internet çocukları kurtçum. Masalların da Allah. İş mi arıyorsunuz? He. He. Ben de adam arıyorum. La ölecek hastalığı doktor ayağına gelirmiş lo. İyi olacak demen lazımdı lo. Lo ben atasözlerini çağa göre uyduruyorum lo. Bırakın lan abuk subuk konuşmayı. Söyleyin bakayım. Var mısınız? Var. Neyde var ula? Neyde olursa olsun lo. Sonunda ekmek varsa varız lo. Ben baba olacağım. Sizler de benim adamlarım. Herkesi tir tir titretip mahallenin en büyük mafyası olacağız. Herkes bizden korkacak. Anlaşıldı mı lan? Birimiz, hepimiz için. Kesin lan. Yanlış lan. Hepiniz babanız için. Ben bir şey anlamadım lo. Sen anladın mı? Bu bizim babamız olacakmış lo. Ama bu bizim babamız değildir ki. Öyle baba değil lo. Dümenden, dandikten, yani koftiden. Ha, anladım. Üvey baba. Üvey baba değil lan. Mafya babası. Yapma be. Abo. Desene bugünü milli bayram ilan etmek lazım. Eyvallah. Hoş zaten bayramlardan geçilmiyor ama bir de bizden olsa kıyamet kopmaz herhalde değil mi Zeliş? Demiş Şeriye Hanım. Baba bak Abbas. Abi. Şu anda okula giden bir kızın annesiyle karşı karşıyasınız Abbas ne Bey. Ne güzel. Lütfen saygılı oluruz. Bakın çantamız bile var. Ben de sizinle geleyim Şeriye Hanım. Bu mutlu güne ben de şahit olayım. Derlenme Abbas. Orası devletin okulu. Seni bu arabayla almazlar içeri. Ya sen onu bana bırak. Arabayı dışarı park eder. Ne olacak canım? Hadi o zaman hadi yürü. Değmez mi? Zeliş için senin için her şey olur canım. Hadi bakalım. Git bakalım Abbas. Seni suçüstü yapacağım. Okkanın altına gideceksin. Suçun üstüne, okkanın altına. Abbas! Abbasım! Sana getirdiğim yemeklere bu sefer kesinlikle hayır diyemeyeceksin. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyormuş. Ben senin midenden otoban geçirteceğim şimdi. Kalbine giden bir otoban inşa ediyorum. Surat tahtiri de yok. Baş başa bildiğin kadar. Salak. Abbas evde yok ki. Gitti. Ne talihsiz kızım ben ya. Otoban yaptık. Söze kadar hükmü olmadı. Artık İlkemancı. Bu kadar masraf boşa giderse yazık olur değil mi? Ay kemancı. Ay bana sevgilimi hatırlatacak. Şöyle romantik ve duygu yüklü bir parça çalın. Peki. Sevgiliniz kim efendim? Ay bakkal Veli efendi. Demek Zeliş kızımız bu. Çok zeki bir çocuk olduğunu söylemişti Müdür Bey. Yeterlilik sınavından belli. Şimdi üçüncü sınıftan başlamayı hak etti. İzninizle ben diğer arkadaşlarıyla tanıştırmak için sınıfa götürüyorum. Tabii hocam bir an evvel arkadaşlarıyla tanışsın. Buyurun başarılar. Müsaadenizle gel Zeliş. Hadi bakalım. Allah ne muradınız varsa versin Müdür Bey. Allah sizden razı olsun. Bu bizim görevimiz. Okul malzemeleri için de merak etmeyin. Okul aile birliğiyle konuşurum, yardımcı olurlar. Sağ olun Müdür Bey. Bir çanta iki kalem değil mi yok? Ne yapar eder alırız. Feda olsun Zeliş'e. Siz babası mısınız? Nerede o kısmet bende Müdür Bey? Şimdi yaktım çırağı Abbas. Okul önünde köfte satarken suçüstü yakalandın. Belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak bu arabayla seni karı koca ilan ediyorum. Aman heyecandan şaşırdım valla. Bu suç aletine el koyuyorum. Ne kadar güzel değil mi? Zeliş artık okul çocuğu oldu. Bana bu günleri gösteren Allah'ıma bin şükürler olsun ya Rabbim. Eh ben de artık işe çıkayım. Bugün çok çalışayım da Zeliş'e bir okul hediyesi alayım. Arabam. Ula arabam yok. Gitti daha gibi arabam. Gitti. Beni bırakıp da gitti. Ya üzülme.
Kim almış olabilir ki acaba? Vallahi bilmiyorum. Biliyor musun kimin aldığını? Gariban köfte arabamı kimin aldığını biliyorum Şeriyak Hanım. Biliyorum. Şey bak Abbas. Ne diyeceğim? Alsa alsa sabıta almıştır arabamı. Bak ne diyeceğim? Ay Allah. Şaşırdı Abbas. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Oturun çocuklar. Size yeni arkadaşınız Zeliş'i tanıştırayım. Bundan sonra sizin sınıfta olacak. Hadi Zeliş, şu boş yere otur. Merhaba, benim adım Banu. Bana kısaca Bağ diyebilirsin şekerim. Bağ? Memnun oldum Bağ. Benim adım da Çiğdem. Sana da kısaca Çiğ diyelim o zaman. Hem daha doğru olur. Çünkü pek pişmiş görünmüyorsun. Dalga geçemez, tamam mı? Şimdi seni kurbağa yapayım da gör. Biz de normal insanlar gibi yaşamalıyız. Sorunlarımızı normal insanlar gibi çözmeliyiz. Artık bu mahallenin mafyasıyız arkadaşlar. Her kişi korkudan titreteceğiz. Okey mi lan? Okey. Şimdi ilk vukuatimizi gerçekleştireceğiz. Sen. Ben mi? Silahın gösterdiği yönde kim var? Ben. O zaman sen. Hemen bakkala gidiyorsun. Haydar babanın selamı var. Haracın istiyor diyeceksin. Okey mi lan? Okey baba. Ulan bu mafyalık çok kolay bir işmiş. Keşke daha önceden aklımıza geleydi de mafya olaydık. Hadi bakayım koruyayım seni. Sonra da birlikte. Şehriye nereden böyle? Sormayın Taner Bey. Zeliş'i okula yazdırdıydım da oradan geliyorum. Bu çok iyi bir haber. Demek artık Zeliş öğrenci oldu ha? Öğrenci oldu nasipse. İnşallah böyle okur da sizler gibi büyük adam olur. Estağfurullah. Madem okula başladı masraflarınız artacak. Sana adam gibi bir iş lazım. İyi dedin Taner Bey. Zeliş için bir şeyler yap lütfen Taner. Dur bakalım. Bir arkadaşım çok büyük bir otelin müdürüdür. Çalışır mısın? Nasıl çalışmam Taner Bey? Hem de oynaya oynaya çalışırım. Allah razı olsun senden. Tamam ben bir konuşayım randevu alırım sana. Çok sağ olasın. Allah sizden bir kere razı olsun Taner Bey. Dur canım bu bizim görevimiz sayılır. Çok iyisin canım. Hadi hoşça kal. Çok sağ ol. Hoşça kal. Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah. Darda kalan kullarına nasıl da yardım edersin? Aracı aldın mı lan? Vallahi baba ben senin dediklerini aynen söyledim. Ama bu bakkal denen adi Türkçe bilmiyor galiba. Ne diyorsun lan? Ne bu halin? Bana sinirlendi ve al haracını diyerek gözüme bir sağ groşa çaktı. Gelin lan ben lan. Oturun çocuklar. Bildiğiniz gibi dersimiz İngilizce. Bakanlık henüz İngilizce öğretmeninizi tayin etmediği için bu dersiniz boş geçecek. Vaktinizi diğer derslerinize çalışarak değerlendirin. Çocuklar. Ben yeni İngilizce öğretmeniniz Mrs. Brown. Günaydın öğretmenim. Günaydın çocuklar. Yani good morning. Sit down please. Oturun lütfen.
Yes. Evet çocuklar. What is this? This is a bank. Bakınız. Öğretmen hanım, aldığınız krediler limiti geçti. Yarına kadar ödeyin yoksa evinizin kapısına icrayı dayarız ona göre. Bu maaşla bir öğretmenin bankası da bu kadar olabilir tabii. Çok normaldir. Yes. Yo, bu Enver abiyle işimiz var. Adam meslek hayatını benimle uğraşmakla geçirip emekli olacak yok. Abbas emeklisi ne olacak? La havle ve la kuvveten yok. Tövbe estağfurullah. Şehriyan, nereye böyle telaşlı telaşlı? İzel işi okuldan almaya gidiyorum da Suna Hanım. Ne güzel bir duygu bu değil mi? Hiç olmaz mı? Okumak gibisi var mı Suna Hanım? Okumak, memlekete faydalı bir insan olma. Hele böyle bir evlat yetiştirmek gibisi var mı? Hadi geç kalma okula. Hoşça kalın Suna Hanım. Bu böyle olmayacak lan. Çok büyük bir eylem yapacağız, tamam mı? Namımızı yürüteceğiz bu mahallede. Okey mi lan? Okey. Okeyse okeydir baba. Küçük bir eylem yaptık, gözümüze yumruk yedi. Büyük bir eylem yapsan iki gözümüzü de çıkarlar baba. Dönmek var, dönmek yok. Ben zaten erkek adamım, dönmem. Dönmek çok ayıp bir şeydir lo. Susun lan, susun. Stand-up yapmanın sırası değil şimdi. Ben yapacağımız eylemi buldum. Nereden buldun? Dalga mı geçiyorsun lan? Bu fikri şimdi buldum. Şehriye'yi kaçıracağım. Böylece Şehriye benim olacak. Ve ben ereceğim muradıma. Kim çıkarsa çıksın kerevetine. Ve namımız mahalleye yayılacak. Herkes bizden tırsacak. Karılarından korkmayanlar bizden korkacaklar. Okey mi lan? Okey. Pazar ol Abbas. Ne pazarı be? Pazar, pazartesi, salı hepsi oldu yok. Arabamı zabıta Elmer'den zor kurtardım Kur'an'ıma. Ula simitlerle lahmacunlar nerede he? Bunlar nedir ula? Biz artık değiştik Abbas. Satış içinde çağa atladık. Ne bulursak onu satıyoruz artık. Ne bulursak satıyoruz. Bunlar balon. Bunlar da kaynan hazırlıklısı. Bayram için satıyoruz. Dur ula. Ula bayrama daha 3 ay vardı. Timinginiz biraz kötü değil midir? 3 ay mı? Canım enflasyondan zarara uğramamak için şimdiden alsın çocuklar. Kötü mü olur yani? Ulan salak, senin yüzünden sermayeyi kediye yükleyeyim. Ben de yumruklarımı senin gibi bir sırmaya yükleyeceğim. Gel buraya, gel. Kaçma, gel buraya. Artık bu işe bir son veriyorum Şehriye. Hükümetin Avrupa Birliği kapısında beklediği gibi seni beklemeyeceğim. Alıp kaçıracağım. Ama anne. Sen burnunu sokma kızım bu işlere. Ben hallederim. Yürü diyorum sana Şehriye. Anne. Götür lan. Anne. Lan anne. Anne. Ne oluyor lan? Amanım ne oluyor orada? Şehriye. Şehriye. Çek git işine. Şehriye kimse el süremez. El sürerse ne olur lan? Ha, ne olur lan? Biraz ayıp olur. Şehriye kötülük etmek isteyen önce benim cesedimi çiğneyecektir ulan. Baba zaten ben de kendime el bir paspas almayı düşünüyorum. Gel lan buraya. Sen çok oldun lan. Yeter lan. Abbas! Bakalım da.